Selamünaleyküm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli kardeşlerim, Meslekhane grubunun değerli üyeleri, hepinizi Allah'ın selamıyla, rahmetiyle selamlıyorum. Allah-u Teala Hazretleri yaptığınız çalışmalara bereketler ihsan eylesin, başarılarınızı ziyadeleştirsin. Kazanacağınız başarılarla, mesleki başarılarınızla, rızasına uygun insanlığın hizmetinde, insanlığa 8 milyarlık insanlık alemine doğruluğu, iyiliği, güzelliği ve onlara güzel hizmetler götürmeyi bizlere vesile kılsın inşallah. Bugün Afrika'da Osmanlı izleri ana başlığıyla sizlerle hasbihal etmek istiyoruz. Tabii öncelikle şunu ifade edelim ki neden Afrika ile ilgileniyoruz? Afrika bizim neyimiz oluyor? Afrika'da yaşayan insanlarla bizim ne gibi bir ilişkimiz olmuş? Bundan sonra nasıl olmalı? Bu bizim inancımızın, imanımızın gereği olan bir ilgidir. Çünkü biz 8 milyar insanlığa karşı kendisini sorumlu hisseden, iman bağıyla birbirine bağlanmış, 2 milyar büyük bir kardeşlik ailesiyle birlikte nefes alıp veren bir ümmetiz. Bu ümmet olmanın gereği olarak da biz dünyanın neresinde kardeşlerimiz var. Onların ahvali, hali nedir? Onlarla gönüllerimizi, özümüzü, sözümüzü, nefesimizi, hareket tarzımızı nasıl uyumlu hale getirebiliriz? Nasıl sevinçlerini veya hüzünlerini paylaşıp derdiyle dertlenip onların derdine deva olabiliriz. Bunun peşinde olduğumuz için Afrika'da İslam medeniyetinin ilk dönemlerinden itibaren bizim medeniyet havzamızın önemli bir muhiti olduğu için ilgileniyoruz, ilgilenmemiz gerekiyor. Belki de Afrikalıların bizimle ilgilenmesi lazım. Onu da söyleyebiliriz. Değerli kardeşlerim, öncelikle hedef kıta olarak belirlediğimiz bu Afrika kıtası genel bilgi olarak 32 milyon 200 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle ve yaklaşık 1,5 milyar insan nüfusuyla dünyanın ikinci büyük kıtası en eski, en kadim medeniyet havzalarının bulunduğu, bu havzaları bağrında taşıyan çok eski, çok kadim bir kıta. Afrika kıtasında insanlığın bilinen ilk tarihi dönemlerinden itibaren çok büyük medeniyetler bulunmuş. Bunların en bilineni işte Mısır medeniyeti diyoruz. Mısır medeniyetinin hemen daha aşağısında Habeş medeniyeti. Daha kuzeyde Libya'ya doğru uzandığımız zaman Kartaca medeniyeti. Daha batıya doğru gittiğimiz zaman Mali medeniyeti, Gana medeniyeti gibi. Yani onlarca kendi bölgesini etkilemiş, diliyle, kültürüyle, tarihi eserleriyle, beşeri sosyal hayatıyla, sosyal dokusuyla gerçekten insanlığın çok şey alması gereken, çok köklü ve yerleşik ve halen hayatiyetini devam ettiren
bir derin kültürün yaşadığı ve yaşatıldığı bir kıtadan bahsediyoruz. Aziz kardeşlerim, süremizin kısıtlı olması dolayısıyla Afrika kıtasına İslam'ın ilk teması Hazreti Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de işkence gördüğü ilk dönemde Risaletinin 5. yılında henüz İslam Medine-i Münevvere'ye ulaşmadan 7 sene evvel Mekke-i Mükerreme'den Afrika'daki Habeşistan diyarına göndermiş olduğu iki grup sahabe-i kiram kafilesi eliyle ulaşmıştır İslam. Benim vazife yaptığım Somali, Cibuti, Eritre, Etiyopya ve şu anda görev yapmış olduğum Güney Sudan Müslümanları iftiharla ve övünerek İslam bizim topraklarımıza Medine'ye hicretten Medine-i Münevvere'ye Resulullah Efendimiz'in ulaşmasından 7 sene evvel ulaşmıştır. Biz Medine'den evvel İslam'la şereflenmiş bir toplumuz diye bunu bir övünç vesilesi, iftihar vesilesi olarak ortaya koyuyorlar ve bunu bir kimlik olarak kabul ediyorlar. Birinci dönemde Osman İbni Affan Hazretleri, Hazreti Osman Efendimiz ve eşi ve Peygamber Efendimiz'in kızı Rukiye Validemiz komutasındaki 16 kişilik bir kafile. İkinci kafile olarak da Cafer İbni Ebi Talip Hazretleri komutasındaki ikinci kafile, 100 küsür kişilik bir kafile yoluyla İslam bu bölgeye ulaşmış. Bu sahabilerin büyük bir kısmı o bölgede yerleşmişler, evlenmişler, akrabalık tesis etmişler. Kalmışlar, o bölgede vefat etmişler. Halen kardeşlerim, şunu söyleyebiliriz ki, bölgede bu sahabilere kendilerini nispet eden, biz onların torunlarıyız diyen çok sayıda kabile ve topluluk yaşamaktadır. Evet, şimdi İslam'ın ikinci inkişafı ki biliyorsunuz bu Habeşistan hicreti sırasında bölgeye ulaştıklarında onlara ev sahipliği yapan Habeşistan Necaşisi Aksum Krallığı'nın kralı Kral Asoma isimli zatın İslam'la şereflendiğini ve Efendimizin göndermiş olduğu sahabileri Mekke'den gelen diplomatik heyetlerin olanca taleplerine rağmen kabul etmediklerini, reddettiklerini, onlara bu misafirleri teslim etmediğini ve Müslüman olarak ismini Ahmet şeklinde değiştirdiğini biliyoruz. Hatta Peygamber Efendimiz'in Necaşi Ahmet'in vefatından sonra bunu haber aldığı, yani gaybi olarak Allah-u Teala Hazretleri'nin kendisine bildirdiğini, kardeşimiz Ahmet vefat etmiştir. Gıyabi olarak cenaze namazı kılalım diye Efendimiz'in cenaze namazı kıldırdığını biliyoruz. Bu büyük bir şereftir Afrika toplumları için. Aynı zamanda İslam Afrika'ya batılı misyonerlerin Hristiyanlığı sonradan eklemlediği gibi sonradan eklemlenmiş, sonradan enjekte edilmiş bir kültür ve din değildir. İslam, Afrika'nın öz kültürünün kültüründendir, özündendir. Afrika'nın kimliğidir yani İslam. Bunu böyle kabul etmek lazım. Zira Afrika'nın en kadim medeniyetlerinden Habeş toplumunun lideri ve ahalisi bu sahabilerin tebliğ ve irşadı neticesinde İslam'la şereflenmiştir. İkinci yol
Kuzey Afrika süreci ki şunu da söyleyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Zevcat-ı Tahiratından Mariye validemiz de Mısır'dan gelen bir efendim Afrikalı sahabiye handı. Yani bunu da söylemek lazım. Efendimizin eşleri arasında Afrikalı bir sahabiye hanım vardı. Yine Bilal-i Habeşi Hazretleri ki o da biliyorsunuz zaten isminden anlaşılacağı gibi Habeşistanlı. Yani bugünkü ismiyle Afrika'nın ikinci büyük nüfusuna sahip, 100 milyon nüfusa sahip Habeşistan yani Etiyopya halkındandı. İkinci kafile, ikinci açılım değerli kardeşlerim 641 yılında Hazreti Ömer Efendimiz'in halifeliği döneminde Mısır'ın fethi için gönderilmiş oldu. Amr İbnül As Hazretleri komutasındaki İslam ordularınca fethedilen Mısır'ın fethi. Daha sonra Mısır'ın fethiyle başlayan Kuzey Afrika fetih süreci bugünkü ismiyle Libya, o zamanki ismiyle Trablusgarp bölgesinin 647'de fethiyle devam ediyor. Ve Hazreti Osman döneminde bölgeye tayin edilen Abdullah İbni Saad isimli Afrika valisi eliyle Tunus ve civarına kadar ulaşılıyor. Ve Afrika kelimesi aziz kardeşlerim Tunus civarında yaşayan ve bu Abdullah İbni Saad Hazretleri komutasındaki İslam ordularıyla İslam'la şereflenen Tunus'ta yaşayan İfrikiye kabilesine izafeten bu yeni fetih beldesinin adı İslam kayıtlarında İfrikiye yani Afrika olarak tescil edilmiştir. Yani Afrika ismi de Müslümanlar tarafından isimlendirilmiştir. İfrikiye kabilesi bu isminde isim babasıdır, öyle söyleyelim. Daha sonraki dönemlerde hilafetten sonraki Emevi saltanatı döneminde bölgeye vali tayin edilen Ukbe İbni Nafi Hazretleri komutasındaki İslam ordularının Fas'a kadar ulaşması ve bu Kuzey Afrika'daki Berberi kabilelerin Ukbe İbni Nafi radıyallahu anh komutasındaki Müslümanların gayretleri sonucu topluca Müslüman olması bu döneme tekabül ediyor. Az kardeşlerim burada dikkatinizi çekmesini istediğim bir şey var. Birincisi İslam sadece ve sadece askeri fetihlerle bir bölgeye yerleşmiyor. Aynı zamanda sosyal müesseselerle ve daha önemlisi ilmi kurumlarla Afrika'ya yerleşiyor. Ki bunların en başında Mısır'da kurulan Camiatü'l-Eser Üniversitesi ki bugün hala hayatiyeti devam etmektedir. Camiatü'l-Eser Üniversitesi. Hemen biraz daha ilerlediğimiz zaman Abdullah İbni Saad döneminde kurulmuş olan, Mısır'da kurulmuş olan Zeytuniye medreseleri ki hala faaldir. Zeytuniye Üniversitesi adıyla faaldir. Gerçek kimliğini kaybetmiş olmasına rağmen vardır. Ve bir de Fas'ta kurulan, Kayraman bölgesinde kurulan ve Fatıma El Fihri isimli bir hayırsever hanımefendi tarafından kurulmuş olan Kayraman Ulu Camii ve medreseleri ki Afrika'nın İslamlaşmasında bu üç önemli ilim müessesesi. Buna bir de Mali'nin kuzeyinde kurulmuş olan, bugün hala faal durumda olan Timbuktu Camii ve medreselerini ilave etmek mümkün. Bunu da ilave ettiğimiz zaman cami merkezli ve medrese eksenli bu ilim, irşat ve tebliğ hareketinin Afrika'nın gerçek kimliğini bulmasında ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Bizim büyüklerimizin de yapmış oldukları çalışmalarda sahih kaynakları öncelemeleri ve ilmi müesseseleri ihya çalışmaları geleneksel olarak İslam kültürünün vazgeçilmez unsuru olan ilmin, alimin ve medreselerin ne kadar önemli olduğunu burada bir daha yaşamış oluyoruz. Zira kainatın efendisi Medine-i Münevvere'yi fethettikleri zaman, oraya hicret ettikleri zaman Mescid-i Nebevi'yi kurmuş ilk iş olarak. Ama Mescid-i Nebevi'nin hemen yanına, hemen bitişiğine, hemen içine Darussufe isminde İslam medeniyetinin ilk üniversitesini kurmuştu. Ve
Darüsufe'de yetişen Ashab-ı Güzin Efendilerimiz kafileler halinde çevre diyarlara yayılarak İslam'ı başka diyarlara götürme vazifesini, tebliğ ve irşat vazifesini üstlenmişlerdi. İşte aziz kardeşlerim, aynı geleneği, aynı nebevi sünneti bu fatihler, İslam fatihleri yürütmüş ve gittikleri bölgeleri adeta nakış nakış, ilmek ilmek dokuyarak ilim havzaları haline getirmişlerdir. Tabii biz Osmanlı izlerinden bahsedeceğiz ama bunun bir altyapısından bahsetmekte fayda var. Tabii Afrika'nın İslamlaşması, Kuzey Afrika'nın İslam'la şereflenmesi özellikle aynı zamanda Güney Avrupa topraklarının da fetih sürecini başlatmıştır. Ki bunların ilki aziz kardeşlerim Kıbrıs'ın fethidir. Hazreti Osman Efendimiz zamanında Hazreti Peygamber Efendimiz'in halası Ümmü Haram, hala Sultan ismiyle bilinen Ümmü Haram radıyallahu anh'ın da bulunmuş olduğu İslam denizcileri tarafından Kıbrıs erken zamanda fethedilmiştir. Daha sonra 850'li yıllarda İtalya'nın hemen güneyinde başkenti Palermo olan Sicilya Adası, ki Sicilya Adası çok büyük bir adadır. Yani fethedilmiş, yaklaşık 250-300 sene İslam egemenliğinde kalmış ve Avrupa'nın aydınlanma çağının, Rönesans çağının temelinde Sicilya'daki İslam üniversitelerinin, medreselerinin etkisini görebiliriz. Daha ilerlediğimiz zaman Malta'nın fethi, Korsika ve Sardunya adalarının fethi ve daha da önemlisi 711 yılında Tarık bin Ziyad tarafından fethedilen İber Yarımadası, bugünkü İspanya ve Portekiz'in de içinde bulunmuş olduğu İber Yarımadası'nın fethi ve kuzeye doğru yükselen İslam fetihleri, Paris'e 90 kilometrelik mesafeye kadar yaklaşan bir İslam etkinlik alanına dönüştürmüştür bölgeyi. Yani orayı bir İslam coğrafyası haline getirmiştir. Bu Afrika'daki dinamizmin etkisidir. Bir şey daha söylemek istiyorum burada, aziz kardeşlerim. Bu arada soru sormak isteyen olursa sorularınızı efendim bana sorabilirsiniz. Ben konuşmamı yaparken aynı zamanda sizin sorularınıza da cevaplar vermiş olabilirim. O da mümkün, daha verimli olur diye düşünüyorum. Değerli kardeşlerim, Endülüs İslam medeniyeti Afrika'daki İslam medeniyetinin bir uzantısı. Ve Endülüs medeniyetinin bir parçası olan Muvahhidun devleti var. Peşinden Murabitun devleti var ki Murabitun devletinden bahsetmek istiyorum kardeşlerim. Bu Murabitun devleti yaklaşık 100 sene hüküm sürmüş. Bu hüküm süren bu devletin en önemli özelliği Afrika'yı doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar kuşatan bizim medeniyetimizdeki İpek yoluna benzer, baharat yoluna benzer çok güvenlikli ticaret yollarının tesis edilmesiydi. Yani ticaret mallarının ve insanların serbest dolaşımının ve güvenli dolaşımının temin edildiği 6 saatlik yaya mesafelere kurulan Ribat ismi verilen kurumlarla, hani ribat dediğimiz kurumlar vasıtasıyla bölge halkının güvenliği sağlanmış. Bu ribatlar aynı zamanda bir askeri merkez, aynı zamanda bir eğitim merkezi, bir şifahane, bir idari merkez, bir mahkeme ve bir tekke. Ve aynı zamanda konaklama merkezi. Yani bir kervansaray görev görüyor. Bu kervansaray görevi gören bu merkezler arasında da devamlı devreye gelen güvenlik kuvvetleri ve Afrika'yı bir barış kıtası haline getirmiştir. Murabitun Devleti'nin kurmuş olduğu bu kadim müesseseler. Ve Murabitun Devleti yıkılmış olmasına rağmen onun oluşturmuş olduğu bu
İslam barışı, İslam barışı diyor buna tarihçiler. Avrupalı istilacıların Osmanlı'nın bıraktığı boşluğu doldurmak için oraya istila için gelişlerine kadar Afrika'yı adeta zinde tutan, diri tutan bir yapı oluşturmuştur. Ve değerli kardeşlerim, Afrika'da 1884 tarihinde yapılan Berlin Konferansı'ndaki 8 Avrupa devletinin ki bunlar Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika, İspanya ve Portekiz'den oluşan 8 istilacı, denizci, barbar Avrupa devletinin Afrika'yı paylaşımına kadar Afrika'da kayıtlara geçmiş kitlesel bir açlıktan ölüm, sefalet, susuzluk ve sürgün yaşanmamıştır. Çünkü onların gelişine kadar Afrika'da yaklaşık geleneksel yapıdan gelen 9 veya 10 tane yerel devlet var ve bu devletler arasında savaş yok ve bu devletler arasındaki sınırlar bugünkü Schengen Gümrük Birliği'nin daha ötesinde mal ve hizmetlerin ve insanların serbest ve gümrüksüz dolaşımını esas alan bir yapı oluşturmuşlardır. Bu İslam'ın getirdiği özgürlük ortamıdır aslında. Şimdi bütün bu süreçlerden sonra 1492 yılında Endülüs İslam medeniyetinin son emirli olan Beni Ahmer emirliğinin yıkılmasıyla önü açılan vahşi denizci ve istilacı batılılar önce Afrika'nın batı kıyılarını yoklamaya başlamışlar. Oradan çok sayıda insanı efendim istifleme yöntemiyle gemilere yükleyerek yeni keşfettikleri Latin Amerika'daki, Orta Amerika'daki ve Kuzey Amerika'daki çiftliklere veya Avrupa'daki çiftliklere taşımışlar, köleleştirmişler. 90 milyon insanın köleleştirildiğini, bunlardan 60 milyonunun denizlerde ölüp, gemilerde ölüp denize atıldığını, 30 milyon kadarının ancak karşıya ulaştığını biliyoruz. Peşinden aziz kardeşlerim, Afrika'nın doğusuna geçerek, Afrika'nın doğusunda da istila hareketlerine başlamışlar. Fakat hiçbir zaman Afrika işlerine nüfuz edememişlerdir. Çünkü Osmanlı vardı orada. Osmanlı Devleti 1517 yılında Mısır'ı fethiyle, Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır'ı fethiyle Afrika'ya nüfuz etmiştir. Ama ondan evvel Yavuz Sultan Selim'in babası II. Bayezid döneminde o zamanki Osmanlı ismiyle Azavat diyeceğim ama Azavat değil. Şu an aklıma gelmedi o bölgenin ismi. Efendim, Akadez. Akadez Sultanlığı Osmanlı Devleti'nden yardım istiyor. Osmanlı Devleti Sultanı kendi oğullarından Şehzade Yusuf'u bölgeye gönderiyor. Şehzade Yusuf'u bölgeye gönderiyor. Orada gönderilen yardımlarla o bölge Müslümanları Osmanlı'ya bağlılık ifade ediyorlar. Yani Osmanlı'ya ilk bağlanan bölgelerden birisi. Bugün Libya'nın güneyinde ve Nijer'in kuzeyinde bulunan efendim Agadez Sultanlığı'dır. Hala Agadez Sultanlığı, yani Osmanlı ilk şeyini söyleyeyim size, hayatiyetini devam ettiriyor. Geleneksel olarak var. Resmi olarak Nijer Devleti tarafından tanınıyor. Ama bir gücü yok. Fakat şunu söyleyeyim. Ay yıldızlı bayraklarımızı taşıyorlar. Agadez Sultanlığı'nın şu anki baş şehrinin ismi de İstanbuleva. İstanbuleva kasabası Osmanlı bayraklarıyla, ay yıldızlı bayraklarımızla şu anda donatılmış bir şehir. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nijer'e gittikleri zaman Nijer'in başkenti Niamey Agadez Sultanlığı'na 300 kilometre uzaklıkta atlarına binerek ellerinde ayırdığı bayraklarını taşıyarak çölleri aşarak
demek Türkiye'nin Cumhurbaşkanı gelmiştir diye oraya kadar çölleri aşarak Cumhurbaşkanımızı karşılamaya gitmişler idi geçen sene. Onu söylüyorum. Yani gönül coğrafyamız derken bu boş bir kelime, boş bir tabir değil. Gerçekten bizi gönlüyle, ruhuyla, her şeyi bekleyen milyonların olduğu bir kıta, Afrika kıtası. Hemen akabinde Yavuz Sultan Selim döneminde fethedilen 1517'deki Mısır'ın fethi ve hilafetin Osmanlı devletine geçmesiyle birlikte Osmanlı'nın Afrika'daki fetih süreci başlamış oluyor. Zaten Memluki devletine ait olan topraklar otomatik olarak Osmanlı devletine ilhak oluyor ve daha batıya doğru giderek ya Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle beraber Fas sınırlarına kadar uzanmış bir Osmanlı hakimiyetinden bahsediyoruz. Bu arada asker göndermeksizin bir baskıya gerek kalmaksızın Osmanlı devletine hilafetin geçtiğini öğrenen Nijerya, Nijer, Benin, Kamerun, Gana gibi Batı Afrika ülkeleri ve Orta Afrika'da efendim Sudan gibi, Uganda gibi Müslüman topluluklar çoğu Osmanlı Devleti'ne siyaseten ilhak olduklarını ifade etmişlerdir. Şimdi değerli kardeşlerim, 1517 tarihinden bahsediyoruz. O ara Ümit Burnu'nu geçerek Afrika'nın doğu sahillerini vurmaya başlayan İspanyol ve Portekiz gemicileri, denizcileri bu bölgeden gelen yardım çağrıları, yani o zaman Somali bölgesinde hakim olan İslam devletinin adı El Devletül Adale, Adalet Devleti veya kısa adıyla Adal Devleti diye geçiyor. Batılılar ona Adal Devleti diyorlar. Adalet demiyorlar ama bizim şeyimiz, resmi kayıtlarımız El Devletül Adale, Adalet Devleti diye bir devlet var. Bu devlet gönderdikleri bir heyetle Osmanlı Devleti'nden Portekizli istilacılara karşı korunma talebinde bulunuyor. Bu talebe olumlu cevap veren Osmanlı Devleti efendim Emir Ali Reis komutasındaki İslam ordularını, Osmanlı Bahriyesini bölgeye gönderiyor ve bölgedeki Portekiz nüfuzu kırılıyor. Portekiz'de büyük yenilgiyle ayrılıyorlar ve buradan başlayan fetih süreci değerli kardeşlerim, Osmanlı Bahriye komutanlarından Musa Bek komutasında daha güneye kadar uzanıyor. Somali'nin güneyinde Kenya, Kenya'dan sonra Tanzanya, Zanzibar, eski ismiyle Zanzibar. Daha da güneyde bugün Musa Bek'ten ismini alan Mozambik sınırlarına kadar ulaşıyor İslam orduları. İslam, yani Osmanlı Bahriyesi, Osmanlı denizcileri. Bu bölgelerdeki bütün istilacılar defedildikten sonra bölgeler siyasi olarak Osmanlı Devleti'ne bağlanmış oluyor. Daha sonra 1555 yılında yine bir istila hareketine karşı Osmanlı'dan yardım isteyen Etiyopya Habeşistan Müslümanlarının milli kahramanı Ahmet Gurey isimli büyük kumandan, büyük liderin davet üzerine bölgeye gönderilen Özdemir Paşa komutasındaki Osmanlı Bahriye kuvvetleri yine Batılı kuvvetleri bölgeden büyük bir yenilgiyle defediyorlar. Bu en son şeyden sonra Adal Devleti, Devletül Adale, Habeşistan ve bugün Sudan'daki topraklara o zamanki dönemde hükmeden Nubya Sultanlığı Osmanlı Devleti'ne itaat ediyorlar. Osmanlı Devleti'nin uzanabildiği en uzak nokta Afrika'da değerli kardeşlerim o zaman için 1500 yıllara söyleyeyim. Mozambik'ten başlayarak Somali toprakları, Kenya toprakları, Kenya'nın Mombasa Limanı, bugün Tanzanya dediğimiz ülke iki parçadan oluşuyor. Birisi Zanzibar, Zanzibar'ın zan kelimesini almışlar, hecesini. Tanganyika'nın tanını almışlar. Tanzanya olmuş. Ya bunu da İngilizlerin projesi tabii. Yani o bölgeler hep Osmanlı'ya bağlanıyorlar siyasi olarak. Osmanlı Devleti'nin aziz kardeşlerim benim şu anda bulunmuş olduğum Güney Sudan'daki toprakların adı Nubya vilayeti. O bölgenin
daha üst idari birimi Hattu İstiva eyaleti. Yani Ekvator eyaleti. Osmanlı'ya bağlı bakın. Osmanlı bölgelere kaymakam göndermiş, vali göndermiş, komutan göndermiş. Ama önemli bir şey uygulamış burada. Hiçbir zaman istilacı bir yaklaşımını ortaya koymamış. Yardım eden pozisyonda olmuş. O bölgenin insan kaynaklarını, insan gücünü yok saymamış, kullanmış, eğitmiş, onlara yön vermiş ama hiçbir zaman siz kenara çekilin biz yöneteceğiz dememiş. Yani bölgedeki geleneksel sultanlıkları ve idari geleneksel idari yapıyı korumuş, kollamış, gözetmiş. Dolayısıyla bir çatışma olmaksızın bölgelerde bir hakimiyet test edilmiş. Değerli kardeşlerim, şöyle ifade edelim. Osmanlı Devleti'nin iki hatta üç önemli yayılma alanı var Afrika'da. Birisi Kuzey Afrika, demin demiştim. Fas'a kadar uzanmış. Fas Devleti'ni fethetmemişiz. Himaye altına almışız. Fas Devleti ile yani Mağrip, o zamanki isminde Mağrip Devleti ile himaye anlaşması yapmışız. Efendim, Biladü Sultan bölgesi var. Biladü Sultan bölgesinde mesela bugün Çat diye bildiğimiz, isimlendirdiğimiz bölgenin ismi Osmanlı'ya bağlı Reşade vilayeti. Reşade Fransızca bir şeyle Çat olarak bugün haritalarda öyle geçiyor. Ve yine Nijer'in ismi Nagal eyaleti. Mesela Nagal vilayeti. Nijer dediğimiz kısım. Libya'nın hemen kuzeyinde bizim yine Fizan vilayetimiz var. Bunlar unutulmasın diye söylüyorum. Efendim. Bizim yine Somali'nin kuzeyinde bölgenin bütün denizcilik ve ticari faaliyetlerinin denetimi altına alındığı Zeyla vilayetimiz var. Habeşistan'ın kuzey doğusunda Harar vilayetimiz var. Cibuti'nin hemen kuzeyinde Tacurra vilayetimiz var. Bu vilayetlerin tamamı Harar eyaleti sınırları içerisinde giriyor. Birisi askeri merkez Tacurra. Bir diğeri değerli kardeşlerim Harar İdari ve Kültür Sanat Merkezi. Zeyla şehri ise ben Zeyla'ya gittim. Zeyla halen Osmanlı eserleriyle dopdolu camiler, medreseler, tekkeler, arşiv binası, askeri karargah, kale. Ne ararsın var. Biz yokuz yani. Her şey hazır biz yokuz. Gitmemiz lazım. O şehre gittiğimiz zaman Zeyla vilayetine şehrin valisi ve tüm şehir halkı yollara dökülmüştü ve bizi ay yıldızı bayraklarımızla karşılamışlardı. Ya yani biz Osmanlı şehriyiz. Nerede kaldınız diye bizi karşılamışlardı. Ve bırakmak istememişlerdi yani. Böyle bir şey. Yine Somali'nin başkenti Mogadişu. Kardeşlerim Mogadişu kelimesi nereden geliyor? Şimdi Mogadişu halkı çayı çok seviyor. Makadüşşay yani çayın diyarı anlamına gelen bir kelime. Makadüşşay Mogadişu'ya dönüşmüş vaziyette. Mogadişu da bir şeyh efendi olan, bir kadiri şeyh olan Şeyh Abdülaziz Efendi tarafından kurulmuş olan ve halen onun ismiyle anılan bir mahallede bulunan büyük bir minare, aynı zamanda deniz feneri gören bir minare vardı. Bu minare iç harpte yıkılmıştı. O zaman benim de bulunduğum, görev yaptığım dönemde 2013-2014 yılında Türkiye tarafından restore edildi. Abdülaziz Camii ve Külliyesi şeklinde hizmete başladı. Minare şu anda Somali'nin en eski ve tarihi eseri diyebiliriz.
O mahalle zaten Hayyul Etraf, yani Türklerin mahallesi diye biliniyor. Biraz daha kuzeyde Hayyul Hamurveyn mahallesi var. Gerçekten mahallede biz bulunduk. Bazı evlere girdik, oturduk, konuştuk. Kendisini Kürt kabul eden ailelere rastladık. Oturduk, çaylarını içtik. Bize dedelerinin dedelerinden kalma eski Osmanlı evraklarını gösterdiler. Gerçekten bunlar Osmanlı Devleti bölgeden çekilmeden evvel bölgeye bırakmış oldukları eski Osmanlı istihbarat subaylarının torunları. Zaten ten renklerinden de bizim yakın olduklarını anlıyorsunuz zaten. Bir şehre gittik. Kuzey Somali'de, Somaliland bölgesinde Berbera şehri. Şehre girdik. Şehrin valisi bize şunu gösterdi. Dedi ki siz Osmanlı Devleti'nin varislerisiniz. Hoş geldiniz. Sizi bekledik. Çok uzun süre oldu. 100 yıldan beri bu millet sizi bekliyor. Sizin de dedeleriniz buraya bizim topraklarımıza hizmet getirdiler. Halkımız susuzluktan kırılırken 250 kilometre uzaklıktaki su kaynaklarından taştan temiz su yolları yaparak, su sarnıçları yaparak, sapalı su kanalları yaparak 250 kilometre uzaktaki suyu bundan 350 sene evvel bizim şehrimize kadar getirdiler. Bununla yetinmeyip bu suyu şehrin her evine şebeke döşeyerek ulaştırdılar. Ve biz hala Türk suyu, Osmanlı suyu içiyoruz diye bize söylemişti ve göstermişti. Biz de o sudan içtik. Hatta şehirde Osmanlı Türk Camii diye bilinen 3-4 tane de cami halen faal ve hemen caminin etrafındaki eski tekkeleri, medreseleri falan görmemiz mümkün. Artık bu yıkıntı haline gelmiş olan bu yapıları, bu kültürü, bu varlığı tekrar yeniden ihya etmek hepimizin, hepinizin değerli kardeşlerim görevimiz. Bir şey daha söyleyeyim şimdi. Afrika'da Osmanlı izleri derken sadece bu taş duvar bina değil. İnsan yapısı itibariyle söylüyorum. Arkadaşlar hem Somali'de hem Cibuti'de hem Sudan'da kendisini Türk köyü, Türk kabilesi, Türk halkından addeden ve günlük kelimeler arasında yüzlerce Türkçe kelime kullanan kabilelere rastladık. Rastlıyoruz hala. Bir örnek olay anlatayım. Bu hatırınız kalacaktır diye ümit ediyorum. Cibuti, Somali'nin kuzeyinde Fransızlar tarafından istila edilmiş bir İslam Osmanlı toprağı. 350 sene bizim vilayetimiz olmuş. 1915 yılında Yemen'in hemen karşısında zira, Yemen'deki Osmanlı askerlerini çekmeye gelen o dönemin iktidarı Abdülhamit Han'ı devirip yerine geçen İttihat Terakkici paşalardan Cemal Paşa'nın göndermiş olduğu askeri kuvvetler efendim Cibuti'ye, burada bir soru gördüm acaba, evet bir soru, hemen şu cümlemi tamamlayayım soruya geçeceğim, soruya cevap vermeye başlayacağım inşallah. Diyorlar ki Yemen'deki askerleri çekmeye gelmişken Karşıyaka'daki Cibuti'deki askerleri de çekelim. Hemen bir gemi gönderir. Osmanlı sancağı çekilmiş bir gemi bölgeye ulaşıyor. Bölgeye ulaşıyor. Osmanlı sancağıyla geminin geldiğini gören Cibuti halkı limana yığılıyorlar. Büyük bir tezahürat, tekbirler, salavatlar, devletimiz bizi unutmamış falan diye bir karşılama merasimi. Fakat kısa bir süre sonra komutan sürpriz gelişmeyi açıklıyor ve diyor ki teşekkür ederiz. Bizi iyi karşıladınız ama biz buraya askerlerimizi çekmeye geldik diyor. Öyle deyince halk isyan ediyor. İlk gemileri istila ediyorlar. Limanı işgal ediyorlar. Bırakmayız biz. Devletimizi biz terk etmek istemiyoruz. Biz size bir şey yapmadık. Hep itaat ettik. Ne deseniz yaptık. Asker gönderdik vesaire. Neden bizi terk ediyorsunuz diye yalvarıyorlar ama asla vazgeçmiyor kararından o zamanki komutan. Askerleri topluyor. O zamanki vali Ali Arif Burhan Bey ismindeki Osmanlı valisi
Diyor ki komutanım, sen komutansın, askerlerini çekebilirsin ama ben buranın mülki idare amiriyim, valisiyim ve benim buraya halifemiz, sultanımız tayin etti. Ben burayı benim adıma yazılı olan bir ferman gelmedikçe terk edemem komutanım diyor. Komutanın olanca ısrarına rağmen söz dinlemiyor. Vali tek başına kalıyor. Asker çekiliyor. Değerli kardeşlerim, 1915-1922'nin sonlarına kadar 7 sene Ali Arif Burhan Bey belinde tabancasıyla, sırtında tüfeğiyle ve başında fesiyle Cibuti'de devreye geziyor. Cibuti'nin vilayet binasının gönderindeki ay yıldızı bayrağımızı indirmiyor. Bununla yetinmiyor. Cibuti'nin tüm köylerine bir talimatla Osmanlı sancağı gönderiyor ve köy reislerine talimat veriyor. Her köyün girişindeki yüksek bir noktaya bu bayrak çekilecek ve ikinci emre kadar inmeyecek diye. 375 köyün tamamına bu bayrak çekiliyor. Ve aziz kardeşlerim, Osmanlı sancağını gören Fransız kuvvetleri bu sancağın çekil olduğu köylere giremiyorlar. 7 sene Cibuti'de devreye geziyor, sancağı indirmiyor. 1922'nin sonunda Osmanlı Devleti'nin resmen fesholunduğu haberi bölgeye ulaşınca Fransız keskin nişancıları tarafından pusuya düşürülerek şehit ediliyor. Osmanlı valisi Ali Arif Burhan Bey ve naaşı bilinmeyen bir yere defnediliyor. Bu o kadar etkilenmiş ki bölge halkını, Cibuti'de 5 erkekten birisinin ismi Burhan. Herkes çok seviyor ve sorduğumuzda o bizim valimiz, liderimiz, şehidimiz, önderimiz diye ondan çok büyük övgüyle bahsediyorlar Cibuti halkı. Köylere gidiyorsunuz, hala köylerin çoğunda Osmanlı sancağı dalgalanıyor kardeşlerim. Hatta bir Fransız gazeteci demişti ki biz Türkiye'nin sadece Cibuti başkente büyükelçilik açtığını zannetmiştik, yanılmışız. Neredeyse her köye konsolosluk açmış kardeşim falan diye bir tane Fransız gazeteci makale bile yazmıştı bu konuda. Köy muhtarlarına soruyorum gidince. Diyorum ki bayrak bizim bayrağımız. Ya diyorlar hayır bizim de bayrağımız. Valimiz bunu bize bir talimatla buraya çektirdi göndere. İkinci emre kadar indirmeyiz. Bu bayrak yıprandıkça, eskidikçe bizim gelinlik genç kızlarımız efendim el emeği göz nuruyla bu bayrağı tekrar kırmızı bez üzerine hilalini, yıldızını, üzerine kelime-i tevhidini işleyerek yeniden yapıp göndere çekiyoruz. Eskisini ondan sonra indiriyoruz diyorlar. Ve hala köylerde bizim bayrağımız dalgalanıyor. İşte Afrika'daki Osmanlı bu kardeşlerim. Nil Havzası'nda da çok sayıda Osmanlı köyüne rastlamak hala mümkün. Soru geldi bir. Sorundan bir tanesi. Hocam, Somali, Eritre, Sudan farklı etnik yapılar mı ki parçalar ayrılmışlar? Şu anda aralarında işbirliği çalışmaları var mı? Teşekkür ederim Metin Bey. Şimdi değerli kardeşlerim, 1884 Berlin Paylaşım Konferansı'na kadar Afrika'da iddia edildiği gibi bir kabile savaşları şeyi yok. Artı barış var. Bu 8 istilacı devlet bu konferansla beraber Afrika'yı 54 kompartımana bölüyorlar. 54 ayrı sınırları cetvelle çizilmiş devletçik haline getiriyorlar. Ve bu devletlerin arasında gümrükler koyuyorlar. Ve aralarında paylaşıyorlar. Neye göre paylaşıyorlar? Görmüşsünüzdür. Yeraltı ve yerüstü kaynakları baz alınarak paylaşılmıştır. Afrika halklarının bunda hiçbir nasibi olmamıştır. Ve bu harita Afrika'nın şu anda gördüğümüz çok parçalı haritası, Eritre, Sudan vesaire, Somali gibi gayrimeşru bir haritadır. Osmanlı Devleti'nin çekilmesinden sonra ortaya çıkan boşluğu dolduran batılı istilacılar tarafından cetvelle çizilmiş her sınır boyunda da bir savaş nedeni olsun, kavga nedeni olsun diye ihtilaflı, problemli, parazitli bir bölge bırakılmıştır. Bu kabileler farklıdır ama gönül dilleri aynıdır. Aralarında farklı kabilelerden olmalarından dolayı kabile savaşı iddiaları Batılıların dezenformasyonudur. Afrikalılar kışkırtılmayıp birbiriyle çatıştırma durumuna düşülmedikten sonra
kendi iradeleriyle asla birbirleriyle savaşmamışlardır. En son Ruanda'daki Hutu-Tutsi savaşı bile Fransız-Belçika ortak yapımıdır. Bunu da böyle bilelim. Kesinlikle Afrika halkları barışı önceleyen barışçı milletlerdir. Öyle değildir. Hocam, o tarihlerde hilafet etrafında toplanmak mümkünmüş. Bugün hilafetin yokluğunda kukla devletler bu kadar çokken İslam ülkelerinin birliği nasıl mümkün olabilir? Tabii bu konuyla biraz yakın ilgili. Şöyle arkadaşlar, yani hilafet tesbihimizin imamesi gibidir. İmameyi çekip koparttığın zaman bütün tesbihin taneleri dağılır. İşte İslam coğrafyasının hali pülmülali budur. Tabii ki İslam birliği olacak. Şu anda mevcut İslam konferansı üyesi 57 ülke dahil olmak üzere. Bu ülkelerden hiçbirisinin kendi iradesiyle bir siyaset ortaya koyamadığını görüyoruz zaten. Bunun için tabii ki adı hilafet olur, başka bir şey olur. İslam birliği olur, başka bir isim olur, fark etmez. Kelimelere çok takılmamak lazım ama acilen ve çok acil bu birliğin sağlanması gerekiyor. Bu birliği sağlayacak olan irade, kudret ve tarihi birikim Türkiye'de var. Türkiye'den başka da bu işe aday başka bir ülke gözükmüyor maalesef. Yani şu ülke olsun, bu işi o götürsün diyeceğimiz birikim sahibi, irade sahibi ikinci bir ülke sahnede yok. Onun için iş başa düştü. Tekrar yeniden tribünlerden sahaya inme zamanı geldi. Bu vazife hepimizin vazifesi. Bu noktada sağduyulu ittifak çağrısı bir fikir verebilir. Evet değerli kardeşim. Hocam, geçen aylarda Sudan'da Kuzey ve Güney Barış, Güney Sudan barış görüşmeleri başlatıldı diye haberleri okumuştuk. Daha sonra Sudan Başkanı Esed'e gitti filan. Daha sonra halk olayları başladı. Yaşanan süreç sizin ve Tikan'ın oradaki varlığını nasıl etkiledi? Evet. Arkadaşlar, önce şunu söyleyeyim. Ben Sudan'ın güneyinde Sudan'dan kopartılmış, daha doğrusu yaşayan Osmanlı diyelim. Yaşayan Osmanlı'nın son kopartılan toprağı olan Güney Sudan'da bulunuyorum ben. Hristiyan devlet yapısı oluşturulmuş. %30 Müslüman, %30 Hristiyan, %30, %40 da animistler var ama yönetim Hristiyanların elinde. İsrail etkisiyle oluşturulmuş yapay gecekondu kaçak bir devlet var orada. 2011'de bağımsız yaptılar. 644.370 kilometre karelik bir alan. Petrolün büyük bir kısmı güneyde kaldı ama işletemiyorlar. Bir de kendi aralarında iç savaşa tutuştular. Geçtiğimiz Nisan ayında ateşkes sağlandı. Eylül ayında da barış anlaşması imzalandı. TİKA'nın faaliyetlerini çok etkilemiyor. TİKA yine bildiğini yapıyor o bölgelerde. Sonuçta TİKA oradaki iç çatışmalarda herhangi bir tarafın yanında yer almıyor. Yani biz projemizi uyguluyoruz sadece orada. Onu söyleyeyim. Sudan'ın son bir aydan beri karıştırılmış olmasının temelinde, yani 2 aydan beri Sudan'ın batılı müttefikler tarafından terbiye edilememiş olmasından kaynaklanıyor. Sudan bir türlü onlar tarafından hizaya getirilemedi. Tabi bu arada çok zor duruma düştü. Rusya ile bir işbirliği ve ticaret anlaşması yapmaya yeltendi Ömer el-Beşir. Bu arada Rusya onu Esed'in kucağına itti. Yani Esed'i ziyaretinin hiçbir sebebi hikmeti yok. Denize düşen yılana sarılır kabilinden. Türkiye-Sudan ilişkileri gayet güzel ama derde deva kabilinden değil. Onu da söyleyeyim. Yani biz orada Sevakin Adası'nı aldık, restore ediyoruz. Güzel çalışmalar tabii. TİKA'nın faaliyeti olarak. Ama biz artık sembolik çalışmalar dönemini sonuçlandırıp o bölgenin siyasetini, ekonomisini ve uluslararası tercihlerini ve ilişkilerini etkileyecek çapta ve etkide baskın ilişkiler ve faaliyetler dizisine başlamak zorundayız. Şu ana kadar işte
bir keşif faaliyeti kabilinden diyebiliriz yaptığımız faaliyetleri. İşte bizim eski mevcudiyetimizi hocam şu anda Mısır olsun, Libya olsun, Cezayir olsun, özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde iktidarlar Osmanlı'yı nasıl telakki ediyor, ettiriyor, anlattıkları halk tarafından nasıl karşılık buluyor? Kardeşlerim, bahsi geçen bu ülkelerdeki tüm yönetimler gayrimeşru yönetimlerdir. Cezayir, Tunus mesela, ya nüfusunun yarısını Fransızlar kesmişler ama şu an itibariyle tamamıyla Fransızların güdümünde ülkeler bunlar. Yani sözde bağımsızlık savaşı vermişler ama şu anda Fransa'nın eyaleti gibiler. Fransa tüm petrol ihtiyacını Akdeniz'in altından döşemiş olduğu büyük petrol istihsalatlarıyla Fransa'dan bedava alıyor, bedava. Yani Fransa Cezayir'i bırakmak ister mi? İstemez. Aynı şekilde Tunus. Kültürüyle, sanatıyla, müziğiyle, diliyle girmiş. Ama şunu söyleyeyim. Şehirdeki bu bozulma kırsalda yok. Kırsalda halk hala Osmanlı dönemini özlüyor ve gidip konuştuğumuz zaman diyorlar ki biz devlet zamanında böyle değildik diyorlar. Diyoruz ki devlet zamanında neyi kastediyorsunuz? Biz Osmanlı'dan başka devlet mi gördük ki diyorlar. Devlet derken onu kastediyoruz diyorlar. Yani aziz kardeşlerim o ülkelerin yöneticilerinin ki bunlar satılmış uşaklar zaten veya akademisyenlerinin ki onlar da efendim iyiliş edilmiş iyice efendim devşirilmiş tipler çoğunluğu Osmanlı aleyhindeki konuşmaları o bölge halklarının öyle düşündüğü anlamına gelmiyor. Halkları halklarla bizim sivil toplumlarla yatay ilişkileri sürdürmemizde fayda var. Mevcut ülkelerin yönetimleri sağlıklı, aklı selim ve hissi selime sahip değiller. Onun için onların bu tür Osmanlı aleyhindeki beyanları bizi sükutu hayale uğratmasın. Onların üzerine hayal kurmuyoruz ki sükutu hayal olsun. Kurmuyoruz yani. Biz bir kere doğru teşhis yaparsak doğru tedaviyi ortaya koyacağız. Bizim bu bölge halklarıyla bir problemimiz yok. Hiç olmamış. Bu bölgeler Osmanlı toprakları bizden sonra huzur yüzü görmemişler. Tekrar toparlamak, tekrar efendim aramızdaki sınırları anlamsızlaştırmak için çalışıyoruz, çalışmalıyız. Ve bu çatlak seslere kulak kabartmadan, kulak vermeden, önemsemeden. Hocam Afrika çok eski ve kadim ve çok uzun süredir iyi halde değiller. Toparlanamamalarının sebebi sizce nedir? Teşekkür ederim. Kardeşlerim, Afrika Afrikalılarındır diye bir slogan var. Gerçekten Afrika şu anda dünyanın 8 katını besleyecek kadar tarım, hayvancılık, ziraat ve aynı zamanda maden ve petrol yataklarına sahip çok zengin bir kıta. O açıdan orayı asla kendi haline bırakmazlar. Demin söylemiştim. 8 istilacı devletin parselasyonunu. Hala bu parselasyon devam ediyor. 54 sözde bağımsız Afrika ülkesi gerçekten bağımsız değil. Yani buna inanıyorsak yanılıyoruz yani. Gerçekten bağımsız değil. Her bir Afrika ülkesinde eski sömürgeci efendilerinin askeri üsleri var. Efendim eğitimi, sağlığı, ekonomisi, siyaseti, ticareti, yayıncılığı her şeyi onların bağlı kuruluşlarının emrinde ve hizmetinde ve kontrolünde. Bağımsızlık için uyduruk bir bayrak, uyduruk bir milli marş ve bir uyduruk harita yeter mi? Yetmez. Bu ülkelerin büyük çoğunluğunda askeri güç dahi yok. 5 bin kişilik, 10 bin kişilik hafif silahlarla halka karşı kullanılmak üzere hafif silahlarla donatılmış askeri birlikleri var. Yani o ülkelerin hepsinde Fransız, İngiliz üsleri hala mevcut. Bir şey söyleyeyim mesela fikir olsun diye söylüyorum. Fransa halen 16 eski sömürge hale getirmiş. 16 Afrika ülkesinden eski sömürgesi olan 16 Afrika ülkesinden yıllık 260 milyar dolar, bak milyar dolardan bahsedeyim yıllık koloni vergisi adı altında bir vergi alıyor. Koloni vergisi demek, sömürge vergisi demek. Diyor ki, bunun için alıyorsunuz sorusuna. Biz bu ülkelere gelmeden evvel bu ülkelerin yolu, köprüsü, havaalanı, limanı, uçağı, şeyi,
hastanesi, okulu vesairesi yoktu. Hepsini biz yaptık. Sonra çekildik. Hala siz bunu kullanıyorsunuz. Bunun bir vergisi olmalıdır diyorlar. Ve alıyorlar bunu. Nasıl alıyorlar peki? Bu gariban ülkelerden. Her ülkenin merkez bankası Fransız Merkez Bankası'nın şubesi konumunda. Bütün para Fransa'ya akıyor zaten baştan. Artı o ülkelerin bütün yeraltı ve yerüstü kaynaklarının işletim hakları en az 100 yıllık anlaşmalarla Fransız şirketlerine verilmiş. Afrika'nın gariban halkı sadece ucuz işçi o kadar. Onun için bağımsızlık, sözde bağımsızlık, gerçek bağımsızlık yok. Ayağını başını kaldıranın tepesine biniyorlar. Çok büyük katliamlar yapıyorlar. Hala Fransa Mali'de katliam yapıyor kardeşler. En son Mali'de çok büyük bir İslam alimini eşcinsel propagandaya karşı çıktığı için şehit ettiler sabah namazı camiye giderken. Yani Fransız kuvvetleri yapıyor bunu. Onun için biz ya bu nasıl Müslüman ülke, nasıl Müslüman devlet, nasıl Müslüman yönetim falan diye kendi kendimize kızmayalım. Yani bu insanlar ki kendi iradeleriyle böyle davranmıyor. Onu söylemekte fayda var. Bir de bu ülkelerde etkinliği malum FETÖ yapı buralarda ne gibi intiba bırakmış? Telafi için neler yapılabilir? Yani FETÖ'nün tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2013'e kadar Afrika'da 12 büyükelçiliği vardı. Şu anda 42 büyükelçiliğimiz var. 42. Pardon, 41 düzeltiyorum. 41 büyükelçiliğimiz var. Türkiye büyükelçiliği açmadan evvel FETÖ gitmiş orada 30 sene evvel okul açmış. Türkiye'den gelip gidenlere ev sahipliği yapmış. Bütün kontrolü ele geçirmiş. Tabii en son 15 Temmuz hadisesinden sonra Türkiye'nin devlet politikası olarak bu ülkelere bu bir terör örgütüdür. Biz bu örgütü suç örgütü olarak ilan ettik. Siz de kapatın diye baskı yapmasından dolayı çok sayıda ülke bu okulları Türkiye'ye yani Maarif Vakfı'na devrettiler. Devretmeyen ülkeler var. Güney Afrika, Nijerya, Etiyopya, Kenya, Tanzanya gibi çok önemli ülkeler devretmediler. Ama onlarla ilgili girişimler devam ediyor. Fakat yeni okullaşma teşebbüsleri şu anda yok. Bölge halkları üzerinde Türkiye'nin bir faaliyetidir diye saygı uyandırmış ilk başta. Fakat Türkiye'nin bunlardan elde tek çekmesinden sonra da şu anda kesinlikle hiçbir itibarları kalmamıştır. Hiçbir itibarları kalmamıştır. Onu da söyleyelim. Hocam son zamanlarda Çin'in Afrika'daki askeri kurma çalışmaları artmış durumda. Mozambik'teki darbelere etkin rol oldukları söyleniyor. Büyük devletler Afrika'da güçlerini ortaya koyup yeniden parti paylaşmaya başladı. Eğer böyleyse Türkiye'nin Müslüman halklar adına bu mücadelede ortaya koyduğu irade yeterli midir? Hayır, yeterli değildir. Türkiye demin dedim ya keşif faaliyeti yapıyor hala ve çok yavaş. Çok acı bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'nin 41 tane büyükelçiliği var. Bunlardan 3-4 tanesini şöyle kenara ayır. Büyükelçilerin büyük çoğunluğunun şu soruya daha hala cevap bulamadıklarını görüyoruz. Türkiye'nin Afrika'da ne işi var kardeşim diyorlar. Türk büyükelçisi diyor bunu. Yani Türkiye'nin Afrika'da ne işi var? İnanmamış ki adam. Adam Fransızların adamı, adam İngilizlerin adamı, adam bizim adamımız değil, Amerikan'ın adamı. Bizim orada elçiliğimizi yapıyor. Dolayısıyla bu takımla biz bu maçı alamayız. Yetersiz. Oraya adanmış, gemileri yakmış, gerekirse geri dönmeyi düşünmeyen, alperen ruhlu, mücahit ruhlu, donanımlı, fedakar ve cefakar ekipler gelmesi gerekiyor. Yoksa biz Afrika'da hala çelik çomak oynarken elin Çin'i gelir Mozambik'te darbe yapar. Cibuti'de 25 bin kişilik askeri üs kurar. Tüm Afrika ülkelerini kendisine borçlandırır. Bütün ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını işletme haklarına el kor. Demir yollarının havaalanlarını işletmeye başlar. Biz de kenarda seyrederiz. Onun için diplomatik devrime ihtiyaç var. Diplomaside bir devrime ihtiyacımız var. Bu çok önemli. Evet, Çin ve Afrika konusunda bilgi istirham ediyorum diyor. Kardeşim, Çin sermaye gücüyle
Rothschild ailesinin de kışkırtmasıyla sermaye gücüyle Afrika'yı şantiyeye çevirdi. Geçen seneki Çin yatırımlarının toplamı totalde 200 milyar dolardı Afrika'da. Bu sene bunu ikiye katlamak üzere. 2019 itibariyle ikiye katlamak üzere. Yani belki 300 milyar dolara ulaşacak bu rakam. 200 milyar dolara, 300 milyara dolara veya 400'e katlayacaklar. Efendim, Çin bölgeye çok sayıda iş gücü gönderiyor. 7 milyon şu anda Çinli çalışıyor. Bunların büyük çoğunluğu Çin'de ağır ceza mahkumlarıdır ve bu cezalarını Afrika'da bedava çalışarak çekiyorlar. Para gücüyle, sermaye gücüyle ülkelerin yönetimlerini çok rahatlıkla satın alabiliyorlar yani. Burada Çin-Amerika sürtüşmesini Afrika'da bariz bir şekilde görüyoruz. Bu arada yeni bir aktör daha bölgeye girdi. Hindistan. Hindistan'ın da bölgeyle ilgili çok ciddi yatırımları var. Ki Hindistan nüfus ve nüfuz bakımından Çin'den daha etkin hale gelebilir diye bunu söyleyebiliriz. Ancak Çin kültürüyle, Çin halkıyla Afrika halkları arasında doku uyuşmazlığı olduğu için pek çok Afrika ülkesinde Çinli yatırımcılara ve Çinli iş gücüne karşı çok ciddi reaksiyon var. Ayaklanmalar var. Tepkiler var. Bazı yerlerde Çinli bazı elemanların öldürüldüğünü falan görüyoruz. Yakında bu büyük patlamalara sebep olabilir. Onun için Çin'in Afrika'da çok uzun vadeli bir şekilde kalıcı olacağını ben zannetmiyorum. Çünkü Afrika'da çok ciddi tepki alıyor. Çünkü Afrika kültürünü hiçe sayan bir vandalizm uyguluyorlar yani. Çin'in askeri üssü olarak şu anda Cibuti'de bir askeri üssü var. Birkaç yerde de kurma eğilimi gösteriyor. Ama uzun vadeli kalacağını zannetmiyorum. Bu arada Çin'in kendi iç problemlerine yönelmesi mümkün. Yani, Mançurya, İç Moğolistan, Tibet, Doğu Türkistan, Hong Kong, Tayvan gibi bölgelerdeki iç sorunlarının girdabına boğmak gerekiyor bu adamları. Yani onları kendi coğrafyasına hapsetmekte fayda var. Evet. Teşekkür ediyorum. TİKA bünyesinde Afrika'ya gitme imkanı. Öğrenci kardeşlerimiz için TİKA'nın öğrenci değişimi programları var. Tecrübe paylaşım programları var. Hemen başvurun. TİKA.gov.tr'a girin. Oradan müracaatınızı yapın. Afrika'ya bekliyoruz. Yani TİKA'nın böyle bir programı var. Teşekkür ediyorum. Saatimiz doldu. Bir saatlik süre içerisinde. Başka bir soru var mı diye bakıyorum şöyle. Efendim. Hocam gitmek için dil gerekiyor mu? Gitmek için gönül dili gerekiyor. Sen sus gözlerim konuşsun kabilinde. Arapçanız varsa yeter. Ama gideceğiniz bölgeye göre Fransızca veya İngilizce faydalı olabilir. Ama Arapça yeterlidir. Ya da gönül dilimiz varsa kafi gelir diye ümit ediyorum. Evet, hocam teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ediyorum. Gecenin bu vaktinde, akşamın bu vaktinde zaman ayırdınız. Rabbimiz mesleklerinizde, çalışmalarınızda efendim güzel faydalı hizmetler ihsan eylesin inşallah. Bütün meslek hayatımızda birinci işimizin davamızda, yolumuza hizmet etmek olduğunu, diğer mesleklerimizin ancak ana davamıza hizmet için bir araç haline geldiğini unutmadan efendim Allah'ın rezzak olduğunu, rızık verici olduğunu, mülkün sahibi olduğunu unutmadan faydanın ve zararın Allah'tan başkasından gelemeyeceğini unutmadan Rabbimize dayanarak sadece Allah'ın adamı olarak ona dayanarak tevekkül ederek çalışmalarımızı yürütelim inşallah. Rabbimiz yar ve yardımcınız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.